2024 planlamasıyla alakalı arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı 4 tane denizaltı siparişi vermişti. Bu Türkiye için bir devrim demek. Aynı anda Türkiye 4 tane denizaltı siparişi verip kendi ülkede içte 4 tane denizaltı yapacak. Bu Türkiye'nin kapasitesinin, Türkiye'nin kalibresinin çok üstünde bir hamleydi. Biz 4 yıl, 5 yılda ancak bir tane denizaltı yapabilecekken 2024'te Ocak ayında 4 tane denizaltı yapım çalışmasının startı verildi. Normalde planlamada 4 tane denizaltı yapıyorduk. 2024'ün ilk Milli Savunma Başkanlığı toplantısında bu rakam 8'e çıkarıldı. Şu anda aynı anda Türkiye'de 8 tane denizaltı yapıyoruz biz. Bunun yanında 2028-2029'da ilk uçuşu gerçekleştirecek diye planladığımız savaş uçağımızı biz 2023 bitmeden, 2024'ün başında biz savaş uçağımızı havaya kaldırdık. Diğer bütün Atak helikopterleri, dronlar, kızıl elmalar, yani bizim normalde belki de 5 yılda, 10 yılda yürümemiz gereken yolu 1-2 yılda yürümeye çalışıyoruz. Sizce sebebi ne? Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde başlayacak olan büyük dünya savaşına Türkiye bütün her şeyiyle hazırlanmak istiyor. Şimdi İran böyle bir atmosferdeyken, Gazze'deki durum buradayken, şu ekran karşısında bizi izleyen dostlara şunu sormak istiyorum. S-400'ü niçin aldığımızı anladınız mı? S-400 hava savunma sistemimizi niçin aldığımızı Rusya'dan, Amerika'nın bütün tehditlerine, bütün yaptırımlarına rağmen niçin aldığımızı anladınız mı? Niçin Türkiye devamlı savunma sanayine yatırım yaparak, savunma sanayine yapılacak olan yatırımlardan bir tanesini Türkiye iptal edip de emeklilere onu ekstra zam olarak vermiş olsaydı Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri bu şekilde sonuçlanmazdı. Ona rağmen, bak bütün tepkiye rağmen ki emekliler sonuna kadar haklıydı, o tepkiyi dile getirmelerine rağmen Türkiye gene de savunma sanayine devam etti. Niye acaba? Çünkü önümüzde çok ciddi bir savaşa hazırlanıyoruz. Ve Türkiye bu savaşa her şeyiyle hazırlanması gerekiyor. Böyle bir atmosferin içerisinde dünyada insanlara parmak ısırttıran Baykar ailesini, Selçuk Bayraktar'ı ve Haluk Bayraktar'ı birileri niçin Türkiye'nin gündemine oturtturdu? Hı? Bugün dünyanın hangi ülkesinde olsanız, o ülke eğer Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar gibi bir aileye, bir kardeşlere sahipse o ülke onlara devlet nişanı takar. Çünkü bu adamlar siyasetin, ideolojinin üstünde adamlardır. Yaptıkları çalışma da odur. Böyle bir atmosferde niçin Baykar ailesi birilerinin hedefine oturdu? Anlatayım size nasıl olduğunu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanya ekibinde bulunan bir kişi Evren Barış Yavuz bir paylaşım yaptı Ramazan bayramında. Yaptığı paylaşım bu. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ı ekrana koyup jet yakıtı satmışlar diye bir iftira attı. Bir yalan attı. Zaten 31 Mart seçimlerinden böyle bir kızgın ve kırgın çıkmış millet. Şu anda böyle sövecek, fatura kesecek yer arıyor millet. İnsanların o kırgınlığını, kızgınlığını birileri yönetmeye başladı. Türkiye'de Antalya'da bir teleferik kazası oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Maden ocaklarında kaza olduğu zaman ortalığı yaygaraya veren. Daha yakın zamanda Erzincan'daki bir altın madeninde göçük olması sebebiyle onun orada kalıp da hayatını kaybeden işçilerimiz vardı. Canlarımız vardı. O canlarımız üzerinden siyaset yapan, demagoji yapanların hiçbir tanesi Beşiktaş'ta 30-40 yıllık bir apartmanın altında bir eğlence merkezinde tadilat yapılırken orada çıkan yangında ölen, bazıları yanarak, bazıları zehirlenerek, 29 işçi yanarak öldü. Türkiye gündeminde konuştuk mu onu biz? Hı-hı. Antalya'daki teleferik kazasında yapılan teleferiğin bakımları yapılmadığı için, kusurlu hareket yapıldığı için orada bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 180 küsur vatandaşımız da bir gün süren böyle filmlere konu bir operasyonla kurtarıldı. Peki biz bunları konuşabildik mi? Hayır.
Neyi konuştuk? Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar İsrail'e jet yakıtı satıyormuş. Bu iftira atıldı ve günlerce sosyal medyada bunun üzerine konuşuldu. İftirayı atan kim? İftirayı atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kampanyasında görev yapan ve daha önce Alevilerin de bir PKK'sı olması lazım, Alevilerin de silahlanması lazım, Aleviler de silahlanıp da onlar da hakkını araması lazım diye ülkede Alevi vatandaşlarımızın terör kimliği bulaşması gerektiğine inanan ve o doğrultuda fikir veren bir kişi. Bu eleman tutuklandı. Yani Selçuk Bayraktar'a ve Baykar ailesine iftira atan bu eleman tutuklandı ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün gazetecileri, bütün siyasi temsilcileri bu elemanın tutukluluğunun derhal sona erdirilmesiyle alakalı demeç veriyorlar. Peki kimdir bu eleman? Bu eleman bu coğrafyanın çocuğu mu? O kolundaki dövme neyin dövmesi? YPG, PKK, terör örgütünün o Suriye'deki bir ekibinin kullanmış olduğu bir armayı koluna işleyip gelip bize Cumhuriyet, Atatürkçülük, laiklik, Kurtuluş Savaşı, yok Afyonkarahisar mavalları okuyan bir eleman bu eleman. Ve bu eleman Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde görev yapan birisi. Ve işin garip tarafı ne biliyor musun? Haluk Bayraktar bu konuyla alakalı açıklamalar yaptı. Kendi durumuyla alakalı açıklamalar yaptı. Dedi ki yeniden bir yalan ve iftira kampanyasının hedefindeyiz dedi. Tekrar üstünden geçti. Baykar olarak biz ne kimseye bir şey satıyoruz, ne efendim bir devletten destek alıyoruz, teşvik alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haberi olmadan herhangi bir yere bir İHA SİHA satışımız da yok. Bu milli güvenlik işi bu. Ve bu adamlar ürettikleri ürünün %95'ini de ihracat yapıyorlar. Yani dış piyasaya satıp ülkeye döviz getiriyorlar. Yine aynı şekilde 2023 yılında daha 8-10 yıllık bir firmayken Baykar Türkiye'de vergi rekortmeni oluyor. Bundan önce bu ülkede ya Aydın Doğan vergi rekortmeni olurdu ya da Manukyan. Yani kerhaneleri, genel evleri işleten kadınlar bu ülkede vergi rekortmeni oluyordu. Ve daha 5-6 sene belki de yani 10 senelik mazisi olmayan bir firma kuruluyor ve 2023 yılının 2022 ve 2023 yılının vergi rekortmeni oluyor. Bu adamların şu deprem sürecinde yapmış oldukları katkılar, ondan sonra ödedikleri vergiler, bir geri gelir misin? Vergilerle beraber tam 12.2 milyar TL Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katkılar oldu bu adamların. Ve böyle bir firmaya Türkiye'yi dünyada özellikle insansız hava aracı konusunda birinci sıraya oturtturan böyle bir aileye birileri iftira atarak milletin önüne meze yapıyor onu. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal hesabından, yok işte öyle bir X bir kişi varmış, işte Haluk Bayraktar mıymış neymiş onu tanımıyoruz ayaklarıyla itibar suikasti yapılıyor. Baykar ailesi ve Selçuk Bayraktar'ı siyasi bir zeminin içerisine çekip birileri onu linç etmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Ama burada hedef aldıkları Selçuk Bayraktar veyahut da Haluk Bayraktar değil. Bu milletin evlatlarıdır ve bu milletin geleceğe dönük çalışma yapan kurumları, firmalarıdır hedefte olan.